Şimdi artık bunu çeşmede de su yok. Gördüğünüz gibi akmıyor. Başta 2-3 günde bir kesiliyordu. İşte gündüz kesiliyor, akşam geliyor vesaire. Ondan sonra birden uzun kesintiler olmaya başladı. Ve ben ilk başta sosyal medyada yazdığımda suyun nereden geldiğini bilmediğim için, biz de köy olarak Ayvacık Belediyesi'ne bağlı olduğumuz için Ayvacık Belediyesi'ne etiketleyip yazıyordum. Benle beraber bir sürü insan da yazdı. Bu sefer belediye bize ulaştı. Dediler ki, Vera Hanım, bizi etiketliyorsunuz ama bizim sizin için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Biz arada size tankerle su gönderebiliriz ancak, çünkü sizin köyün suyunu biz vermiyoruz belediye olarak. Kaz Dağları Grup Suyu Oluşum diye bir oluşum var. 11 köy bu oluşuma bağlı ve sizin suyunuzu bu insanlar sağlıyor. Çamaşırları biriktirip işte renkli bilmem ne fark etmeden artık yıkıyoruz. Çünkü bu ayrımı yapacak lüksümüz yok. Bir şey yıkarken işte o suyu atık atmıyoruz, gidiyoruz tuvalete döküyoruz gibi tasarruflar geliştirdik kendimiz. Ama yorucu ve şey de yok, mesela konteynerle su yardımı da yok bize. Köyde koronavirüs vakası var. 3 kişi de olduğunu biliyorum ben en azından. Özellikle pandemi varken köyde, pandemi hastası varken bu bizi daha tedirgin ediyor, suya ulaşmamak. Peki ne yapacaklar? Bu insanlar ellerini yıkayamıyor. Yani herkes bu kadar çok para vermek istemeyebilir suya. Niye de vermiyorsunuz diye soramayız. Bunu sormak bizim işimiz değil zaten. Sorma hakkımız da yok. Suyun niye gelmediğini sorma hakkımız var. Gaz dağı grup suyu var. Çalışmıyor. Gelmiyor. Bu sabah geldi bu. Bir saat falan aktı. Biraz çeşme tanelerinde doldurdum. Yani bir su yok bu köydeki. Kuraklıktan diyorlar. Bilmiyorum. Bir de olmadığını bilmiyorum. Kurban Bayramı'ndan önceden beri su çıkıyor. Kazdan'da başta su kalma diyorlar. Onu bilemiyoruz tabii. Elimizi yüzümüzü yıkama suyu, hayvandan içme suyu, daha şeyden barajdan alıyoruz, traktörden. Bir tanker su 150 lira, adam getiren var getirilemeyen. Biz suyun gelmesini istiyoruz. Parası da önemli değil yani. İnsan para vermekten çekinmiyor hiç kimse. Herkes parasını vermek istiyor. Ama su yok. Musluğu açtığımızda hayal kırıklığına uğruyor. Yok, 3 tane işçisi var Gozlu köyünde. Başkan da Arıklı'dan, Arıklı'dan Gozlu köyünün suyu kesilmiyor yani. Bunlar rahat. 11 tane, 12 tane köy çile. Gördüğünüz gibi sonuna kadar açtı. Sadece taşıma suyla bardaklar yıkanıyor. Az da grup suyumuz 14 tane köye hizmet ediyor. Ve başlangıcında abonelik 1500 ile başladı. Şu an 4500 tane civarı. Müthiş bir abonelerde de yoğunluk var. Şimdi siz de takdir edersiniz ki su abonesi 1500 tane olan 4500, yani %300 gibi bir artış var. Günümüz nüfusu da arttığını baz alarak ve özellikle bu sene yağışlarla, yağmurla ilgili 4 aydır ortalama takriben söylüyorum, 4-5 aydır yağmur yağmıyor. Hiç yağmur yok. Kuraklık da tabii baş gösterdi. Daha tedbirli halk
olarak da Arıklı Köyü halkımız olarak da diğer köylerle de ilgili bahçe yapımı durmuş vaziyette diyebilirim. Yapmıyor. Herkes biraz daha duyarlı davranıyor. Özellikle bu pandemi sürecinde. Diğer köyler de aynı bizim köy gibi su yetersiz kaldığı dönemlerde tankerlerle getiriyordur. Doğrudur pandemiden dolayı. Ben 76 yaşındayım. Daha böyle ben bu yıl şey gelince böyle bıraktık görmedim. Kovalarını götürüyoruz. Ağacımıza su döküyoruz. İş yapıyoruz. Yaptılar, yeni hat çektiler. Efendim bu kadar para harcadılar, başaramadılar. Neden böyle oldu anlaşılmıyor. Patladı. Dediler o patladı mı yapıldı. Yapıldı, on güne kadar gelecek dedi, hale gelmiyor. Bir ay geçti. Yani gelmiyor, ne bileyim. Sebepler neden oluyor bilmiyoruz yani. Kimin hatası, müteahhitin hatası. Herhalde müteahhitin hatası. Yani yoksa su gelmez mi? Kaz Dağları'nın suyu biter mi? Neresine varsa dermen döndürecek sular var. Biz bunları hepsini gittik gördük. Yani sular çok. Hanımla ben de 78 yaşındayım ben. Hanım da aşağı yukarı 80-85 yaşında. Yaşlı, hasta. Yani susuzluk da kötülük çekiyor yani.